One Piece animesinin e, 958. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Tabii ki de mangadan bu kısımları biliyorduk. Tabii ki de mangada neler yaşandığını biliyorduk. Ama yine de bunların tekrarlanması gerçekten iyi bir seyir keyfi bizlere yaşatıyor. Yani baktığın zaman evet ödüller açıklandı. Animeyi sadece anime izleyenler bu bölüm epey hype'lanmışlardır değil mi? Sadece anime izliyorsunuz ve manga okumuyorsanız bu ödülleri karşınıza çıkıyor. Kara Sakal'ın ödülü, Beyaz Sakal'ın ödülü, Roger'ın ödülü, Kaido'nun ödülü ve Big Mom'ın ödülü. Bunlarla ilgili defalarca konuşmuştum ama üzerine tekrar tekrar konuşulmaya değer konular olduğunu düşünüyorum. Kaptan bunu oku belki de bomba teori söylüyorum. Zibek Teach evlatlık. Ya biliyorum Teach ile ilgili bunlarla ilgili çok 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 muhabbetler döndü. Ee, Baya muhabbetler döndü genel olarak Teach ile ilgili. Ben öncelikle tek tek e, bu ödül konularına değineceğim. Ardından geleceğiz Tanrı Vadisi'ndeki olaya z olayına biraz değinmek istiyorum tekrardan. Evet Kara Sakal'ın ödülü 2 milyar 247 milyon 600 bin beli. Evet bir yonko ve kısa sürede yonko olan bir karakter. Gerçekten manyak bir gücü var. İki tane şeytan meyvesi olan tek karakter ve serinin en kurnaz, en yerinde, en zeki hareket eden karakterlerden biri. Karasakal üzerine birçok teori dönüyor. Üçüncü meyvesi olabileceğini veya birden fazla kişi olabileceğini veya kendi meyvesinin gücüyle bunu yaptığına dair bir sürü şeyler dönüyor. Gerçekten Karasakal çok tehlikeli bir karakter ve 2 milyar 247 milyon belirlik ödülü gerçekten hak eden bir karakter. Marshall D. Teach'i. Marineford'u geldi, yerle bir etti, meyveyi aldı, Elson'un ölümüne sebep oldu ve birçok şey yaptı. Kısa sürede süpernovalıktan, şibukayelikten ve Yonkolu'a terfi etti kendini adeta. Bu adamın Zibek'le alakalı birçok bağlantısı var. Gemisinin Zibek'in sahibi olması, adı, gemisinin adı resmen Zibek'in kılıcı. Ee, gerek amblemi gerek hareketleri gerek tarzıyla resmen Zibeki andıran bir karakter. Aynı zamanda Zibek'in adasını kullanıyor. Arı kovanını yani Zıbek'in önceden ikametgah ettiği adayı kullanıyor Teach. Yani birçok bağlantıya baktığınız zaman Karasakal'ın Zıbek'le doğrudan bir ilişkisi olduğuna hepimiz hemfikiriz. Ya artık babası çıkacak, ya böyle kendini adadığı biri çıkacak, ya böyle nasıl Luffy Roger'a Roger'ın peşinden gidiyorsa bu da Zıbek'in peşinden gidiyor veya idolü Mehmet'in dediğine mi dediği gibi olabilir. Bunların hepsi olabilir. Karasaka'nın ilerleyen zamanlarda nerede tekrardan ortaya çıkaracağı tamamen bir tartışma konusu. 2 milyar 247 milyon beli. Ardından Shanks'ın ödülünü öğrendik. 4 milyar 48 milyon 900 bin beli. Yani Shanks'ın ödülü de gerçekten az değil. 4 milyarlar ulaşmış ve kısa sürede o da en genç yonkolardan biri. Ve yonk olması çok da uzun sürmemiş. Ama en önemlisi denilmesi gereken konu burada Shanks'ın tayfasının diğer yonku olarak kıyasla çok dengeli olduğu. Yani Yasop bu. Ne bileyim e, diğer karakterler, tayfasındaki diğer üyeler çok dengeli. Yani bir Shanks o kadar güçlüyse Yasop bu da. Ne bileyim diğerleri de bir o kadar güçlü anlayacağımız kadarıyla. Ki bence bu çok önemli. Ben Beckman ne bileyim ya Sopbo ne bileyim diğerle de baktığınız zaman gerçekten güçlü karakterler ve dengeli. Hepsinin aralarında uf uçuk uf, uçuk uf, fark yok. Mesela Luffy'nin tayfası çok dengeli değil. Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe'ye baktığınız zaman evet güçlü ama bir anda ortaya Nami çok bayattığınız zaman güç dengesi baya bozuluyor. Ee, bence Karasagan tayfasında da bir dengesizlik var. Şuradan Barges'la Krohigi arasındaki güç farkından bence bunu anlayabiliriz veya Shiryu ile Bardis arasında baya bir güç farkı olacağını ben düşünüyorum açıkçası... Ben Beckman gücünü ben de merak ediyorum gerçekten farklı bir karakter ee, Oda Sensei'nin denmesine göre Ben Beckman IQ seviyesi serideki en fazla karakterlerden biri çok zeki bir karaktermiş. Bunu bize nasıl yansıtacaklar merak ediyorum. Shanks'ın amacını da hepimizi merak ediyoruz. Yani Shanks'la ilgili bir sürü teoriler var. Adamın dünya hükümetiyle ilgili bir sürü bağlantısı var. Tenrubitolarla alakalı bir bağ çıkacak mı merak ediyoruz. Adam en son gelip Gorosiyelerle görüşmüştü. Biri var dikkat edin demişti ki bunun Krohi olduğunu düşündük hepimiz. Yani e, Shanks manyak bir karakter geldi yerine geldi Marineford'u durdurdu yerine geldi Gorosiyelerle görüştü ve her yerden olabilecek şekilde adam çıkıyor. E, Luffy'nin buralara gelme sebeplerinin en büyüklerinden biri Shanks'ı ve Roger'ın tayfasında yer almışı 4 milyarlık ödülü fazlasıyla hak ediyor ve bulunduğu dünyada gerçekten çok saygıdeğer bir korsan olarak anılıyor Shanks'ı. Ardından Big Mom geliyor. 4 milyar 388 milyon beli ödüle sahipmiş o da. Yani Big Mom'a baktığın zaman 95 tane e, çocuğu olması ardından hayvan gibi gücü olması gerek zaten kendisi bir canavar doğduğu andan beri artık dev mi ney mi orasını tam olarak hakim olamadık ama kadının sadece kendi gücü fazlasıyla farklı seviyede zaten. İlk çocukluk zamanlarında neler yaşattığını devlere biliyoruz ve ardından meyve yemesi, kendi annesini yemesi ve soru sorun o mi ruh ruh meyvesiyle Big Mom 4 milyar 388 milyon bellik ödüle gayet uyuyor tayfa. Kaido'nun ödülü Big Mom'dan fazla. Bu gerçekten bizi bayağı şaşırttı. Beni şaşırttı. Kaido baya güçlü bir karakter ve canavar korsanlarının kaptanı Wano'daki e, hakimiyetin sahibi ve kendisinin ölümsüz olduğunu, yakalanmadığını yakalansa bile hiçbir şey olmadığını, zincirleri kopatırdığını, ne bileyim intihar ettiğini ama başaramadığını ile ilgili bir sürü haberler, efsaneler duyduk. Fakat bu henüz onaylanmadı açıkçası ve gerek meyvesiyle balık türü değişik bir meyvesi var antik, gerek Tutumuyla Kaido gerçekten güçlü bir karakter ve Big Mom'dan fazla olması benim dikkatimi çekmişti. Ardından Beyaz Sakal. Beyaz Sakal'ın ödülü 5 milyar 46 milyon beli. Dünyanın en güçlü adamı. Marineford'u tek başına bastı. Gerek meyvesiyle gerek gücüyle fazlasıyla güçlüydü. Fakat Beyaz Sakal öldü ve bu ödül durdu. Ee, yani 2 sene öncesine kadar da, time skip öncesinde de demek ki bu ödüle sahipti. Fazlasıyla güçlü bir karakter ve Kaido'yu yerle bir ediyordu baktığın zaman Beyaz Sakal ödülünü hak ediyor. Ve Kaydola çok daha fazla ödüle sahip. Resmen bir babaydı be Beyaz Sakal. Ama en dikkat çeken konulardan biri ise Roger'ın ödülü. 5 milyar 564 milyon 800 bin beli. Yani Roger'ın ödüle baktığınız zaman Roger'ın ödülü daha yüksek olabilirdi diye birçok e, olağan durum gelmişti. Yani ben de demiştim e, Roger'dan neden bu kadar fark yok aralarında diye çok düşünmüştüm. Neden Roger böyle oldu falan diye. Biraz hayal kırdığını uğramıştım. Açıkçası çok daha büyük şeyler bekliyordum Roger'dan. Ama gerek serinin realitesi gerek e, serideki denge ne bileyim ödüller dengesiyle ilgili bir düzeni bozmamışlar. Roger öleli uzun bir süre oldu ve ödülü buraya kadar gelmiş. Demek ki ölmeseydi kim bilir nerelere ulaşacaktı ödülü. Öyle değil mi? Acaba Roger öldüğü zaman veya yakalandığı zaman veya kendini yakalattırdığı zaman ödülü kim aldı veya bir ödül aldı mı bunu merak ediyorum ben. Düşünsenize Roger'ı teslim eden biri olmuş. Çok farklı olurdu. Tabi böyle bir şey olacağını pek inanmıyorum ama neyse çünkü sonuçta kendi teslim oldu. Roger'ın ödülü baya büyük ama aradan baya bir süre geçti. Bana kalsa Roger şu ana kadar yaşasaydı ödülü çok 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 daha fazla olurdu. Belki de iki katı olurdu diye düşünüyorum ben. Evet, e, ödüller fazla büyük ama Luffy yavaş yavaş bu ödüllere gelecektir. Luffy'nin ödülü ile ilgili bir videoda zamanda hazırlanmak istiyorum. Umarım böyle bir enerjiye sahip olabilirim. Hı, <laughs> nedense bu enerjiyi kendimde bulamıyorum tayfa. Umarım bulabilirim yakın zamanda. Evet, ödülleri bir kenara bırakalım. Sizce ödüller hakkında bu durumlar nasıl? Nasıl gidiyor sizce ödüller? iyi durumda mı? Daha farklı ödüller bekliyor muydunuz? Merak ediyorum ben. JP şaşırmıştınız bu duruma. Ve gelelim Rax korsanlarına. Rax Kaizo Kuden, Beyaz Sakal, Kaido, Big Mom, Captain John, Altın Aslan Shiki, Jing Jun ve yani bir sürü karakter vardı bu grupta. Gerçekten çok tehlikeli bir oluşum. Ve Z-Bag. d z -back. Bir D. Ve bunların amacı tamamen para kazanmaktı başta. Fakat Rax Dizzy olayları büyüttü ve dünyanın kralı olmak istedi. Tüm ezberleri bozdu ve bir yere kadar geldi. Fakat Tanrı Vadisi'nde bir olay yaşandı. Artık o ada haritada gözükmüyor tayfa. Tanrı Vadisi'nde bir olay yaşandı. Terubitolar, Terubitoların ve köleleri bunların korunulması gerekiyordu ve Garp oradaydı. Evet, olaydan sonra Kaido, Linlin, Beyaz Sakal ve Roger Garp'ı ve bir sürü korsan tayfası bir araya savaştılar. Garp'lar Roger bir oldu çünkü Garp mecburen Roger'in tarafında olmak zorunda kaldı. Peki Garp neden Roger'lı oldu? Roger neden oradaydı? Yani Roger neden rubit olarak korumak istedi? Olaylar neydi? Roger bunu neden yaptı? Tanrı Valisi olayında tam olarak neler yaşandı? Bence bunlar çok önemli. Ama ne olduysa tüm olaylarda Garp onları yendi. Ama çoğunlukta payı olan Gold Roger'dı. Ama tıpkı Luffy'nin bir yeri batırdıktan sonra, Arabasta'ya batırdıktan sonra tüm övgüyü Smoker'ın alması gibi burada da olayları Roger bitirip övgülerin çoğunu Garp aldı ve bu olaydan sonra Garp kahraman olarak anıldı. Ama garb olaylarından bahsetmeyi sevmiyor. Çünkü adam tenrubitoları sevmiyor. Ve tenrubitoları koruduğu için aslında bakarsanız böyle bir övgüden mutlu olmuyor. Evet Roger'la garb bir olup Rux'ı devirdiler. Ondan sonra Rax diziyi bekene oldu bilinmiyor. Öldü mü bilinmiyor. Nerede bilinmiyor. Onun adası bile şu an nerede bilinmiyor. Yani bunların hepsi birer teoriden ibaret olsa da Kaido ve Beyaz Sakal dağıldı ve hepsi şimdi birer yonku oldular. Evet, gerçekten çok ilginç bir hikaye Karasakal da şimdi Zeebeck'in Peşinden gidiyor Çok değişik bir olay değil mi Tıpkı Zeebeck, Roger ve Luffy Karasakal olayına dönmüş gibi Seri evet bunları eh, manga'da tekrarlamıştık ama tekrardan Tekrarlanması hoşuma gidiyor beni mutlu ediyor Evet Gatwale yani Tanrı Vadisi denilen Adada ilerleyen zamanlarda Tekrardan karşımıza çıkacak mı belirsiz. Fakat Zeebek'in önceden ikametgah ettiği ada olan Arı Kovanı'nda şu an Karasakal duruyor. Zeebek'in bir amacı var mıydı? Neler düşündü, neler yaptı? İmsama bu olaylara karşı ne yaptı? Veya Tanrı Vadisi'nde bir antik silah var mıydı? Tenrubitoların burada ne işi vardı? Bence en belirleyici konulardan biri bunlar. Tenrubitolar ne arıyor orada? Neden oradalardı? Yani Peki, Tenrubito'lar tehlikedeyken amiraller var mıydı veya neredelerdi 38 yıl önce? Evet, bunların hepsi tartışılması gereken bir sürü gizem, bir sürü sır. İlerleyen zamanlarda tabii ki de hepsi meydana gelecek. Sengoku çok güzel olayları anlattı. Çok güzel bize bahsetti. Ortala Akainu da geldi ve Vano'ya giremeyeceklerini söyledi. Çünkü yeterli asker gücünün olmadıklarından bahsetti. Neden? Çünkü Shibukai'lik sistemi dağıldı. Shibukai'ler her yerde ve Shibukai'lere bir sürü asker yollamak zorunda kaldılar. Akayunu Vano'ya baktığı zaman çok tehlikeli olduğunu gördü. Süpernovalar var, iki tane Yonko var ve nasıl baş edeceklerini merak etti. Ve girmeyeceklerine karar verdi. İçerilerde Chi var, x var ve bunlar şu anlık onlara yeterli istihbarat bilgilerini sağlıyorlar. Evet e, peki Vano'da denizciler olmayacağını buradan anladık. Fakat Sengoku'nun dediği bir şey var. Kozuki Oden dedi. Roger dedi. Ne olduysa dedi Vano'dan çıkıyor bir şeyler. Vano gerçekten önemli bir ülke dedi ve bunlar hiçbiri tesadüf değil dedi. Evet Vano'nun sağlam bir hikayesi var ve büyük ihtimalle Vano'nun bitişine doğru Vano ile ilgili çok sağlam sert serinin gidişatı ile ilgili önemli bilgiler alacağız. Bunlar hepimiz hemfikirizdir. Vano resmen serinin ana merkezi. Bu net bir şekilde belli. Öyle değil mi? Bence öyle. Evet, ilerleyen zamanlarda Vano'da denizcileri görebilecek miyiz? Emin değiliz ama zaten X-Drag ve çipiler orada ve yeterli bir e, sonuç bence çıkarır diye düşünüyorum. Güzel bir animeydi gerçekten. Üzerine konuşulacak bir sürü olayı tekrar ettirdiler. Gerçekten tekrar ettirdiler. Bence güzeldi. Garp'ın gençliğini görmemiz güzel oldu. İyi sahneler çıktı ortaya. Gerçekten iyi sahneler çıktı. Garp'a bu olaydan sonra amirallik teklif edilse bile Garp reddetti. Çünkü bu olayın övgüsünü taşımak istemiyor. Cık. Garp gerçekten karakterli bir çar. <laughs> karakterli bir çar ama olaylara baktığın zaman... Keşke AS'ı da bir şekilde kurtartsaydım be. Garp'ı dediğimiz oluyor. Böyle bir isyan ettiğimiz oluyor. Kendi de kendini zor tuttu Manifort'ta ama... Ne diyebilirsin ki abi? Garp'ın kendisi işte. Her neyse bu incelemenin sonuna geldik. Ödüller hakkında ve Zeebek hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. One Piece özel yorumu da yakın zamanda çekeceğimden şüpheniz bulunmasın tayfa. Büyük ihtimalle belki de bugün. Hoşçakalın.